Merhaba arkadaşlar. Test 14 birinci soru. Bir çiğ köfteci evlere servis uygulaması başlatmak için 100 bin lira ödeyerek fiyatı 4 bin, 6 bin ve 10 bin lira olan motosikletlerden 13 tane satın almıştır. Fiyatı 4 bin ve 6 bin TL olan motosikletlerden eşit sayıda aldığına göre fiyatı 10 bin TL olan motosikletlerden kaç tane almıştır diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar şuraya 4 yazalım, 6 yazalım ve 10 yazalım. 4.000 lira olan motosikletlerden x tane alsın. O zaman 6.000 lira olan fiyatı 6.000 lira olan motosikletlerden x tane almalı. Fiyatı 10.000 lira olan motosikletlerden de 13 eksi 2x tane almalı değil mi arkadaşlar? Şimdi fiyatları hesaplayacak olursak bakın 4.000 liralık motosikletlerden x tane artı 6.000 lira olan motosikletlerden x tane artı 10 bin lira olan motosikletlerden 13 eksi 2x adet satın almış olmalı. Neye eşitmiş bu? 100 bin liraya değil mi arkadaşlar? Şimdi pardon, şu 10'u içeriye dağıtalım ve toplama işlemini yapalım. Bakın 10x artı 130 eksi 20x eşittir 100 olmalı. Buradan eksi 10x 130'u karşıya attım. Eksi 130 gitti. Eksi 30'a x neye eşit geldi? X 3'e eşit geldi. Fiyatı 10.000 lira olan motosikletlerden kaç tane almıştır diyor. O zaman hemen 13'ten ne yapalım? 2 çarpı 3 yani 6'yı çıkartalım. 7 tane almıştır. D şıkkı doğru cevabımız olur. İkinci soru. Özel bir kargo şirketi müşterilerinden alacağı taşıma ücretini taşınacak nesnenin ağırlığına göre belirlemektedir. İlk 10 kilograma kadar kilogram başına sabit bir ücret, 10 kilogramdan sonraki her bir kilogram için kilogram başına ayrı bir sabit ücret almaktadır. 18 kilogram paket taşıtan müşteri 40 lira, 24 kilogram paket taşıtan müşteri 64 lira para ödediğine göre sadece 8 kilogram ağırlığında paket yollayan bir müşteri kaç para öder diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar bakın ilk 10 kilograma biz ne diyelim? 10A diyelim. Ücreti 10A olsun. O zaman şimdi 18 kilogram paket taşıtan müşteriye hesaplayalım. Bakın 10A artı 10 kilo için 10A ödediyse o zaman burada 8 kilogramlık bir paket tutarını hesaplamam lazım. 8 çarpı x diyelim eşittir neye? 40'a. Aynı şekilde 10a artı 14x çünkü 24 kilogramdı. Bu neye eşitmiş? 64'e. Şimdi burada birinci ifadeyi eksiyle çarpıp taraf tarafa toplarsak 10a'lar gitti. 14x'ten 8x çıktı. 6x kaldı. 64'ten 40 çıktı. 24 kaldı. Buradan x'i ne bulduk? 4 olarak bulduk arkadaşlar. Her tarafı 6'ya bölünce. Şimdi a'yı hesaplayalım. Bakın 10a artı şuradan hesaplayabiliriz. 32 eşittir 40'sa 10a ne geldi arkadaşlar? 8 TL geldi. Yani a'yı ne bulduk buradan? 0,8 olarak bulduk. Şimdi bakın 1 kilogram için 1A ödüyordu. Şimdi şöyle düşünelim. 10 kilogram için 10A ödüyorsa, 10A lira ödüyorsa 1 kilogram için 1A öder. Yani 1 kilogram için 0,0 tam onda 8 lira ödemeli. Bize neyi soruyordu? 8 kilogram ağırlığındaki paketi yollamak için. Hemen ne yaptık? 0 tam onda 8 ile 8'i çarptık. Bu ne yaptı? 8 kere 8 64 virgülü bir tane sola kaydırdım. 6,4 lira öder. B şıkkı doğru cevabımız olur. Üçüncü soru. Betül yeni aldığı soru bankasını her gün eşit sayıda soru çözerek bitirecektir. Betül her gün planladığı soru sayısını 10 arttırırsa soru bankasını 36 günde, her gün planladığı soru sayısını 10 azaltırsa soru bankasını 48 günde bitirebilecektir. Buna göre Betül'ün aldığı soru bankasında kaç soru vardır diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar her gün bakın önce bir planlamasındaki soru sayısını yazalım. Her gün x soru çözsün. O zaman bu soru sayısını 10 arttırırsa 36 günde yani x artı 10. Bakın soru sayımı 10 arttırdım. 36 ile çarparsam toplam soru sayısını verir. Aynı zamanda 10 azaltırsa da
48 günde bitirecekmiş. Yani ne diyeceğiz buraya? X eksi 10 çarpı 48 dememiz lazım. Dağıtalım arkadaşlar. Hatta önce şu sadeleştirmeyi yapalım. Büyük sayılarla uğraşmayalım. 12'ye böldüm 3, 12'ye böldüm 4. 3x artı 30 eşittir 4x eksi 40. Buradan ne geldi arkadaşlar? 3x'i karşıya attım. X eşittir. Eksi 40'ı karşıya attım. 70. Bize neyi soruyordu? Betül'ün aldığı soru bankasında kaç soru vardır? Hemen şurada herhangi birinde yerine koyalım. 80 çarpı x yerine 10 koydum. 80 çarpı 36'yı hesaplamamız lazım. Çarptığımızda bu ne yapacak arkadaşlar? 8, 8, 2880 soru varmış. Yani C şıkkı doğru cevabımız olur. Dördüncü soru. 62 tane kalem 4'lük, 5'lik ve 6'lık paketler yapılarak satılacaktır. Toplam 12 paket yapıldığına göre 5'lik paket sayısı en fazla kaçtır diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar şuraya 4'lük, 5'lik ve 6'lık paketler yazalım. Şimdi bunu denkleme dökmeden de çözebiliriz aslında. Şimdi 5'lik paket sayısını en fazla yapabilmem için 4'lük ve 6'lık paketlerden minimum sayıda kullanmam lazım. O zaman 6'lık paketlerden bir tane yaparsam toplam 6 tane kalem mi koyduk arkadaşlar? O zaman hemen 62'den ne yapalım? 6'yı çıkartalım. 56 kalem kalsın. Şimdi 4'lük ve 5'lik paketlere dağıtacağım fakat mesela bir tane 4'lük paket yaparsam 52 kalem kalır. 52 5'e tam bölünmez. Dolayısıyla 5'e tam bölünebilecek bir kalem sayısını elde etmem lazım bu 4'lük paketleme sonunda. O zaman 4 tane 4'lük paketlere koyarsam 16 tane kalem mi koymuş olurum arkadaşlar? Hemen bundan 16'yı da çıkartıyorum. Ne yaptı burası? 40 yaptı. Şimdi 40 kalemi 5'lik paketlere koyacağım. Hemen 40'ı 5'e böldük. Ne yaptı bu da? 8 tane pakete ihtiyacım var demek oluyor. Yani E şıkkı doğru cevabımız oldu. Beşinci soru. 40 yolcusu bulunan şehirler arası yolcu otobüsünde yolculuk boyunca her yolcu 1, 2, 3 ya da 4 bardak çaydan en az birini içmiştir. 2 bardak çay içenlerin sayısı 3 bardak çay içenlerin sayısına eşittir diyor. Şimdi arkadaşlar şöyle yaza yaza gidelim. 1 bardak içenler, 2 bardak içenler, 3 bardak içenler ve 4 bardak içenler. 2 bardak içenleri x dersem 3 bardak içen kişi sayısına da ne demem lazım? X demem lazım. Otobüsteki toplam yolcu sayısı içilen toplam çay sayısından 30 eksiktir. Şimdi o zaman şuralarda herhangi bir bilgi yok. 1 bardak içenlere A diyelim, 4 bardak içenlere B diyelim. Buna göre 2 bardak çay içen yolcu sayısı en fazla kaçtır diye sorulmuş. Pardon. Şimdi burada şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Bakın. 1 bardak içen A kişi varsa o zaman A bardak çay var. Artı 2 bardak içen X kişi varsa 2X bardak çay var. Aynı şekilde 3X bardak çay ve 4B bardak çay. Neye eşitmiş arkadaşlar bu? 40 artı 30 değil mi? Yani 70'e eşitmiş. Çünkü otobüsteki toplam yolcu sayısı içilen toplam çay sayısından 30 eksiktir. Şimdi burayı toparlayacak olursak bakın a artı 5x artı 4b eşittir 70 olmalı. Devam edelim. Otobüsteki kişi sayısı kaçtı arkadaşlar? 40'tı. O zaman a artı 2x artı b eşittir 40 olmalı. Onu da şöyle yazsaydı keşke. 2x artı b eşittir 40 olmalıymış. Şimdi burada ikinci ifadeyi eksiyle çarpıp taraf tarafa toplarsam ne yaptı? 3x artı 3b eşittir 30. Yani x artı b ne yaptı? 10 yaptı değil mi arkadaşlar? Şimdi 2 bardak çay içen yolcu sayısı en fazla kaçtır diyor. X artı b 10'a eşitse o zaman ben x'i ne seçebilirim buradan? 9 seçerim çünkü 2 bardak çay içen yolcu sayısı x'ti. B'yi de ne seçebilirim? 1 seçebilirim. Dolayısıyla 9 doğru cevabımız olur. X'i 9 alırız. A şıkkı doğru cevabımız oldu. 6. soru. Kemal Bey öğrencilerine 10 soruluk bir matematik sınavı yapmış ve sınav sonuçları hakkında aşağıdaki bilgileri paylaşmıştır.
8 öğrenci 3'er tane soruyu boş bırakmıştır. Diğer öğrenciler ise 2'şer tane soruyu boş bırakmıştır. Sınava katılan öğrencilerin çözmüş oldukları soru sayıları toplamı 136'dır. Buna göre sınava katılan kişi sayısı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi 8 öğrenci 3'er tane soruyu boş bırakmışsa demek ki arkadaşlar 7'şer tane soruyu cevaplamışlar. Aynı şekilde diğer öğrenciler 2'şer tane soruyu boş bırakmışsa 8'er tane soruyu ne yapmışlar? Cevaplamışlar. O zaman şurada cevaplanan soru sayısı kaç arkadaşlar? Bakın 8 öğrenci 7'şer soru cevapladıysa 8 çarpı 7'den 56 artı x tane öğrenci de 8'er soru cevaplamış olsun. X çarpı 8 eşittir neye? 136'ya. 56'yı attım karşıya arkadaşlar. 8x eşittir 80. Buradan x ne geldi? 10 geldi. Sınava katılan kişi sayısı kaçtır diye sorulmuş. Bakın 10 öğrenci 8'er soru yapmış. 8 öğrenci 7'şer soru yapmış. Dolayısıyla 10 ile 8'i topladım. 18 öğrenci sınava katılmıştır. A şıkkı doğru cevabımız oldu. 7. soru. Yukarıdaki tabloda 2022 yılına ait Ekim ayı takvimi verilmiştir. Takvim hazırlanırken birim kareler kullanılmıştır. Birim kareler üzerinde sağa sola, yukarıdan aşağıya hareket edebilen 2 çarpı 2 ölçüsünde bir pembe çerçeve yerleştiriliyor. Pembe çerçeve içindeki sayıların toplamı 72 ve 88 olacak şekilde 2 defa kaydırılıyor. Buna göre her iki yerleştirmede çerçeve içindeki sayıların en küçüklerinin toplamı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar bakın şu 4 kareyi aldığımı varsayıyorum. Şu 4 kareyi aldığımı varsayıyorum. 70'e çıkabilir miyim arkadaşlar? Bakın 10, 20, 30, kabaca 40 civarı bir sayı. Dolayısıyla ne yapmam lazım? Birazcık aşağıya inmem lazım. Şuraya geldim. Bakın bir birim sağa, bir birim aşağıya kaydırdığımda. Şu sayıların toplamı kaç yapıyor? Toplayalım. 21, 22 daha 43, 53, 58, 68, 72. Demek ki buranın toplamı 72 yaptı. En küçük sayım kaç? 14. Kenara yazdım arkadaşlar. Devam edelim. Diğer sayım kaçtı? 88. 88 içinde şu 4 kareyi alacak olursam. Bakın toplayalım. 25, 26 daha 51, 19 daha 61, 70, 18 daha 88 yaptı. Buradaki en küçük sayıyı da alalım. 18. Ekledim arkadaşlar. Ne yaptı? 32 yaptı. B şıkkı doğru cevabımız oldu. 8. soru. Tüm soruların ardışık sayılarla sıralanmış olduğu bir test kitabının sorularını çözmeye başlayan Kezban, her gün bir önceki gün çözdüğü son sorunun numarasının 1 bölü 3 kadar soru çözüyor. Kezban 4. günde 48 tane soru çözdüğü zaman kitaptaki tüm soruları çözmüş oluyor. Buna göre kitapta toplam kaç soru vardır diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar ilk gün, pardon şunu siyah alalım. İlk gün, yani birinci gün. Şimdi x tane soru çözmüş olsun diyeceğim ama bakın 1 bölü 3'ünü aldığımda 1 bölü 3'ün altında kesirli sayıyla uğraşacağım. Bunu istemiyorum. Şimdi ilk güne 3x dersem o zaman ikinci güne ne demem lazım? Bunun 1 bölü 3'ü x kadar soru çözmesi lazım. Toplam soru sayısı ne oldu? 4x oldu. Bunun 1 bölü 3'ünü aldığımda yine kesirli sayıyla uğraşıyorum. Dolayısıyla arkadaşlar ilk gün çözdüğü soru sayısına öyle bir sayı vereyim ki ben kesirli sayılarla uğraşmayayım. Bakın ne diyelim? İlk gün çözdüğü soru sayısı 27x olsun. Hemen bunun 1 bölü 3'ünü aldım. İkinci gün 1 bölü 3'ü nedir 27x'in? 9x'tir değil mi arkadaşlar? İkinci gün 9x çözdüyse ikinci günün sonunda 36x tane soru çözer. Üçüncü gün ne diyor? 36x'in 1 bölü 3'ünü almalısın diyor. O zaman 12x tane soru çözmüştür 3. gün. Bu neye eşittir? 48 x'e eşittir. Yani toplam soru sayısı 48 x'e eşittir. 4. gün 48 x'in 1 bölü 3'ünü aldım. 16x yaptı. 4. günün sonunda çözdüğü toplam soru sayısı 64x oldu. Şimdi 4. günde kaç soru çözüyormuş? 48 tane soru çözüyormuş. 4. gün çözdüğü soru sayısı 16x'ti. 16x 48'e eşitse x buradan ne gelir? 3 gelir arkadaşlar. Her iki tarafı 16'ya böldüğümüzde x 3 geldi. Buna göre kitapta toplam kaç soru vardır? Kitaptaki toplam soru sayısı ne?
64x. O zaman 64 ile ne yapacağız? 3'ü hemen çarpmamız lazım. 12'nin ikisi 51, 18 bir daha 19, 192 tane soru varmış kitapta. D şıkkı doğru cevabımız oldu. 9. soru. Atletizm yarışmacısı Bekir, yarışmalara hazırlanmak için düz bir yolda 6 adım ileri, 2 adım geri giderek antrenman yapıyor. Buna göre başlangıçtan itibaren 48 adım ileri gitmesi için en az kaç adım atmalıdır? Arkadaşlar bu soruya çok dikkat ediyoruz. Bakın, 6 adım ileriye götürelim. Ondan sonra ne yapıyormuş? 2 adım geri geliyormuş. Yani aslında 8 adımda 4 adım ileri gitti. Şimdi dikkat edin, en az adım attıracağız. Şimdi öncelikle 11 kere bunu bir tekrar edelim. 11 kere bu işlemi tekrar edersen Bekir 44 adım ileri gider mi? Aynı şekilde toplam kaç adım atmış olur? 88 adım attı, 44 adım ileriye gitti. Şu an Bekir şu başlangıçtaki şu noktadaymış gibi düşünebiliriz. Burada ne yapıyoruz arkadaşlar? 48 adım ileriye götürmeye çalışıyoruz. O zaman ileriye doğru 4 adım daha attığında 48 adım atmış olur. Yani toplam şu adım sayısına da 4 eklememiz lazım. 92 adımda 48 adım atmış olur. Bu sorunun en kuvvetli çeldiricisi C şıkkıdır arkadaşlar. Bakın şuraya geldiğimizde 8 adımda 4 adım ileri. Hemen şurayı 12 ile çarpıp 48 adım götürürsünüz. Burayı da 12 ile çarpıp 96 adımda dersiniz. Ama size sorduğu ne? 48 adım ileri gitmesi için en az kaç adım atmalıdır? Dolayısıyla buna çok dikkat ediyoruz. E şıkkı doğru cevabımız oluyor. 10. soru. Nazlı dikdörtgen biçimindeki özdeş iki masa örtüsünü salonlarında bulunan masanın üzerine yukarıdaki şekildeki gibi yerleştirince masa örtülerinin üst üste geldiği bölge kare şekli oluşturmakta ve masa örtüleri masanın kenarlarından sarkmaktadır. Masa örtülerinin birinin masanın üzerinden yere sarkan uç kısımlarının yere uzaklıkları birbirine eşit ve 40'ar santimetre. Arkadaşlar şu uzunluk neymiş? Bakın şuradan aşağıya kadar 40 santimetre. Bir de bunun ne var? Karşısında var. Diğer masa örtüsünün de masadan yere sarkan kısımları birbirine eşit ve uzaklıkları 60'ar santimetredir. Yani şu uzunluk neymiş? 60 santimetre yine bunun karşısında var. Masanın üst yüzeyinin çevresi 10 metre olduğuna göre alanı kaç metrekaredir diye sorulmuş. Masanın kısa kenarına A, uzun kenarına B diyelim. 2A artı 2B neye eşittir? 10'a. Buradan A artı B ne gelir arkadaşlar? 5 gelir. Bakın 40 santimetre buradan sarktı. 40 da karşısında var. Şu uzunluk nedir? B. Bu örtüler özdeşse o zaman B artı 80 eşittir. Şu uzunluk A'ydı. A artı 120 olmalı. Şimdi 80'i karşıya B'yi A'yı sol tarafa atalım. Ne geldi buradan? B eksi A eşittir. 40 geldi ama şuna dikkat etmemiz lazım. Arkadaşlar 1 metre 1 santimetre B artı 0 tam onda 8 eşittir. A artı 1 tam onda 2 dememiz lazım. Attığımızda ne geldi? 0 tam onda 4 geldi. Taraf tarafı topladığımda bakın A'lar gitti. 2 tane B, 5 tam onda 4. Buradan B ne gelir? 2 tam onda 7 gelir. Yerine koyduğumda A, 2 tam onda 3 geldi. Bizden alanı istiyordu yani A çarpı B'yi. 2 tam onda 7 çarpı 2 tam onda 3. Bu ne yaptı arkadaşlar bu çarpımın sonucu? 6 tam %21 yaptı. C şıkkı doğru cevabımız oldu.